Evet arkadaşlar merhaba. Doğru Cevap Eğitim Kurumları 11. Sınıf Türk Dili Edebiyatı dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. dönemin müfredatı, 2. dönemin ilk konusu olan roman üzerinde duracağız. Aslında geçtiğimiz yıllarda 9 ve 10. sınıflarda roman konusunun genel tanımı üzerinde durdunuz ama ben sizlere romanla ilgili önce biraz genel bilgi aktarmak istiyorum. Sonra da sizin ünitenizin devamı olan Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren roman üzerinde duracağım. Arkadaşlar roman neydi? Bir insanın ya da bir toplumun başından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olayların zaman, mekan ve kişilere bağlı olarak anlatıldığı uzun türlerdi değil mi arkadaşlar? Hikayeden zaten en büyük farkı da buydu. Hikayeler de aynı şekildeydi ama hikayeler daha kısa türlerdi. Romanda zaman, mekan ve kişi kavramları son derece önemliydi. Hatta zaman ve mekan zaman zaman işte kişilerin olay örgüsünün durumunu yansıtan birer kahraman niteliğindeydi. Romanda benim aslında 3 tane temel unsurum vardı arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi yer, mekan, zaman, kişi ve tabii ki olmazsa olmaz neyim arkadaşlar? Olay örgü. Ve bunlar birbirine mutlaka bağlı unsurlardı arkadaşlar. Romanda hiçbiri birbirinden ayrı olmamalı. Şimdi gelelim Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren roman üzerinde durmaya. Arkadaşlar Milli Edebiyat dediğimiz dönem aslında 1911'de işte Selanik'te Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin'in başlattığı bir hareket. 1921'de başlıyor ta ki Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılına kadar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ve bu süreçte edebiyatımıza bir renk getiriyor milli edebiyatçılar. Edebiyatı tamamen batılı unsurlardan arındırıyorlar. Kendi sözcük yapımıza dönüyoruz, kendi konularımıza dönüyoruz, Anadolu yöneliyoruz. İlk defa insanımızı, toplumumuzu eserlerin içine sokuyoruz. İşte 1911'de başlayan bu hareket arkadaşlar dediğim gibi 1923 ve sonrasında etkilemiş. Hatta Milli Edebiyat döneminde eser veren birçok ismi biz Cumhuriyet döneminde Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren romanda, şiirde karşımızda göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim Milli Edebiyatçıların özelliklerine. Az önce de söylediğim gibi adı üstünde milli kavramı üstünde duruyorum arkadaşlar. Tamamen konu olarak yerli ve milli konular işlenmiş. Kişi olarak kimler seçilmiş? Anadolu ve Anadolu insanı. Sıradan insanı romanın, hikayenin içine dahil etmişler arkadaşlar. Asla işte soylu çevrelerde, büyük kesimlerde yaşamasına gerek yok. Sıradan halk insanları da ne yapmış arkadaşlar? Romanın içine dahil olmuş. Ayrıca bu dönemdeki romanlarda sevgili arkadaşlar özellikle 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelenin getirdiği o sıkıntılı süreçleri, halkın çektiği sıkıntıları, gösterdiği kahramanlıkları ne yapmışlar arkadaşlar? Anlatmışlar. Sonrasında Kurtuluş Savaşı dönemi geliyor. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin, ilke ve inkılapların oturması için de yazılmış dönem romanları karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ve Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren romanda şu da karşıma çıkacak. Adamlar Milli Edebiyat'ta yaşıyor. 1911'den başlıyor. 1923 ve sonrasında görüyorlar. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Devirler arasındaki ahlaki çöküntülerin, bozulmaların, işte batılılaşmanın, yeniliklerin getirdiği sıkıntıların da işlendiği dönem romanlarını görmem mümkün. Bu dönemde dil son derece sade ve anlaşılır arkadaşlar. Ve edebiyatın tüm ürünleri, roman, şiir, hikaye, tiyatro gibi ürünlerin hepsi arkadaşlar halkı eğitmede, halkı bilinçlendirmede ve hatta halkı galeyana getirmede arkadaşlar. Yani onları olumlu konularda teşvik etmede ne olarak kullanılmış? Bir araç olarak kullanılmış. Peki hocam bu dönemin en önemli isimleri kimler? Az önce de söyledim ya arkadaşlar Milli Edebiyat dönemine katılan birçok ismi burada aynı ile göreceğim. Evet ilk temsilcim sevgili arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren isimler deyince aklıma gelecek ilk isimlerden bir tanesi. Sanat hayatına fecraatiyle başlıyor zaten devamını da anlatacağım. Ve bir diğer isim arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin. Yine kendisinin ismini Milli Edebiyat döneminde de duydum. Sonra bu kadar erkeğin arasına bir kadın almak lazım. Halide Edip adı var. Halide Edip adı var da hem Milli Edebiyat döneminde hem de Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren dönemde yani Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkmış önemli isimlerden bir tanesi. Sonra Mithat Cemal Kuntay üzerinde duracağım sevgili arkadaşlar. Ve bu dönemde en önemli özelliklerden bir tanesi yazılmış olan hikaye ve romanlarda realist akımın izlerini göreceğim. Realizm akımı neydi? 10. sınıfta görmüştünüz. Biraz hatırlatayım. Realizm akımı tamamen akla ve gerçeklere dayanan, gerçekleri olduğu gibi yansıtan bir akımdı. İşte bu adamlar da arkadaşlar özellikle 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelenin Anadolu'da bıraktığı izleri bizzat gözlemleyerek ne yapıyorlar? Eserlerinde anlatıyorlar sevgili arkadaşlar. O yüzden bu dönem son derece önemli bir dönem. Biliyorsunuz biz
batılı anlamda romanı nerede yakalamıştık? Servet-i Fünun döneminde yakalamıştık. Özellikle Hayri Ziya ile birlikte sevgili arkadaşlar. Ama bu dönemde gerçekten batılı tekniğe en uygun eserlerin verildiğini söylemem mümkün. Zaten burada da az önce benim anlattığım şeylerin hepsini söylemiş. Konu olarak işlenen şeylerden bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Evet, temsilcilerinden bahsedelim arkadaşlar. İlk ismimiz Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin'i duyunca hepinizin aklına ne geliyor sevgili arkadaşlar? İlk önce Çalıkuşu romanı geliyor. Evet, zaten kendisi arkadaşlar Çalıkuşu romanıyla ün kazanmış yazarlarımızdan bir tanesi. Yazarlık hayatının ilk dönemlerinde sevgili arkadaşlar daha çok bireysel konular üzerinde durmuş, daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Hatta ilk başlarda Fecrati topluluğunun o işte biraz daha sanat şahsi ve muhteremdir diyen topluluğun içinde yer almış, daha sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmış bir isimdir sevgili arkadaşlar. Kendisinin babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun bütün köy ve kasabalarını gezdiğini söylemem mümkün. Babası bir müfettiş sevgili arkadaşlar. Bu yüzden küçük yaştan itibaren Anadolu'nun bütün köy ve kasabalarını bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla görebiliyor ve bu yüzden eserlerinde de son derece başarılı. Kendisi de bir öğretmen sevgili arkadaşlar. Bu yüzden kendisi de şehir şehir geziyor ve yaptığı gözlemleri eserlerinde son derece başarılı bir şekilde anlatıyor Reşat Nuri Güntekin. Bu dönemdeki birçok isimden bahsederken size roman tekniklerinin zayıf olduğundan bahsedeceğim. Ama Reşat Nuri'de böyle bir durum yok sevgili arkadaşlar. Reşat Nuri'nin eserlerinde son derece başarılı bir tekniğin, başarılı bir kurgunun olduğunu söylemem mümkün. Evet, devam edelim arkadaşlar. Birçok yerini gezdiğini söyledik, gözlemlerini aktardığını söyledik. Anadolu'yu ve Anadolu insanını başarılı bir şekilde anlatmıştır arkadaşlar. Özellikle de Anadolu insanının yaşantısını, sıkıntılarını sade bir dille eserlerinde ele aldığını söylemem mümkün. Onun eserlerinin en önemli temalarından bir tanesi şudur. Anadolu'nun çektiği sıkıntıları ve benzeri olumsuz durumları ele alırken aslında hep iyimser bir tavrı var arkadaşlar. Her zaman Türk milletinin kurtuluşunun yine kendisinde olduğunu söyler ve içinde derin bir insan sevgisi yani hümanizmin olduğunu da söylemem mümkün sevgili arkadaşlar. Eserlerinde özellikle kahramanlarının dış görünüşlerinden ziyade psikolojik özellikleriyle ilgilenmeyi çok fazla seviyor. Hani size romanın unsurlarını anlatırken dedim ki yer, zaman, olay örgüsü bunlar bir arada olmak zorunda diye. İşte kahramanların bu psikolojik yapıları zaman zaman mekana, hatta zaman unsuruna yansıyıp olay örgüsüyle bir birliktelik kuruyor Reşat Nuri'nin romanlarında. Arkadaşlar, Reşat Nuri'nin romanlarının önemli bir özelliği daha. Konuşma dilini romanlarına ustalıkla uygulamış bir adamdır. Yani onun bütün eserlerini okuduğunuzda gündelik hayatımızdaki kelimeleri, kelime yapısını görmeniz mümkündür arkadaşlar. Kendisinin güçlü bir gözlem gücü vardır. Reşat Nuri deyince aklımıza konuşma dili, gözlem gücü ve tabii ki realist akım gelmeli. Az önce de bahsettim, Anadolu'yu, Anadolu insanını realist bir gözlemle anlatır. Ve eserlerinde arkadaşlar canlı bir üslup kullanmıştır. Bu da anahtar kelimelerden bir tanesi. Kendisi üretken bir isimdir sevgili arkadaşlar. Hemen hemen edebiyatın her türünde roman, eleştiri, tiyatro, çeviri, hatıra ve hikaye türlerine eser vermiş ve zamanının pek çok gazete ve dergisinde de yazılar kaleme almış bir isimdir sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Evet, Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinden bahsedelim arkadaşlar. ÖSYM'nin de çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Özellikle bu Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip. Bu isimler arkadaşlar özellikle AYT sınavlarında her yıl bir tanesinden soru geliyor. Mutlaka mutlaka eserlerini bilmek zorundayım. Evet sevgili arkadaşlar, hemen bakalım eserlerine. Çalıkuşu'nu hepiniz biliyorsunuz. Hatta Çalıkuşu Kanal D'de de dizi olarak yayınlandı. Zaten Burak Özsuyit ve Fahriye Evcen sayesinde hepiniz bu diziyi özür dilerim, bakın ben bile dizi diyorum. Bu kitabın hepiniz konusunu öğrenmiş oldunuz. Sonra Dudaktan Kalbe. Bilmiyorum yetiştiniz mi ama bu da televizyon dizisi olarak Show TV'de yayınlandı. Özellikle bunları niye söylüyorum? Reşat Nuri'nin eserlerinin aslında dizi ve film senaryoları olarak uygunluğundan da bahsediyorum. Yani roman türünü yazarken aslında biraz daha senaryolaştırarak yazmış ki zor bir iştir bu arkadaşlar. Evet, hemen devam edelim. Önemli eserlerinden bir tanesi Yeşil Gece. Gizli El, bu da önemli eserlerinden bir tanesi arkadaşlar. Acımak, mutlaka okumanızı isterim. Son derece güzel sosyal mesajlar içeren bir romandır. Yaprak Dökümü, hepinizin aklına zaten Yaprak Dökümü'nün geldiğini biliyorum. Hatta şu replik şu an hafızalarınızda eminim. Aman ağzımızın tadı kaçmasın, Ali Rıza Bey diyorsunuz hepiniz, doğru. Sonra
Eski Hastalık yine önemli eserlerinden bir tanesi. Damga, bunu da mutlaka okumanızı isterim. Yine içinde çok güzel sosyal mesajlar var. Kavakgellere ve Miskinler Tekkesi roman türünde bilmeniz gereken eserleri sevgili arkadaşlar. Gelelim hikayelerine. Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar ve Leyla ile Mecnun'u bilmeniz benim için yeterli olacaktır. Peki, Reşat Nuri bu kadar Anadolu'yu gezmiş. Anadolu'yu gezmişse gezi yazısı yazmadan durur mu? Durmaz arkadaşlar. Ne yapmış? Gezi yazısı olarak Anadolu notlarını yazmış. Mutlaka mutlaka arkadaşlar okumanızı istediğim eserlerden bir tanesi. Evet, gelelim tiyatrolarına. Tiyatrolarında özellikle test kitaplarında doğru yanlış sorularında ya da tür sorularında sıklıkla soruluyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum tiyatrolarına. Balıkesir Muhasebecisi ki ilk tiyatro eseridir, yazmış olduğu ilk tiyatro eseridir arkadaşlar. Hançer ve Eski Rüya'yı bilmeniz benim için yeterli olacaktır. Eğer bu anlattığım şeyleri bilirsek Reşat Nuri'den soru kaçırmayız. Evet, geldim. Hemen şurada bir sorum var arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi, aşağıda verilenlerden hangisi milli edebiyat dönemi için söylenemez diyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi ben Edirne'den başlamak istiyorum. Hep Adana'dan başlıyoruz. Biraz Edirne'den başlayalım. Yerli hayattan alınan kahraman tiplerin yaşamlarına yer verilir mi sevgili arkadaşlar? Evet, kesinlikle yer verilir. Anadolu insanı ve duygularının roman ve hikayelerde işlenmesi. Evet, doğru mu? Doğru arkadaşlar. Dil yönüyle ihmal edilen tiyatro eserlerinde teknik açıdan kusursuzluk elde edilmesi. Bu bir dursun, buna sonra bir bakalım. Roman ve hikayelerde günlük konuşma diline yer verilmesi sevgili arkadaşlar. Diyor ki aşk temasının roman ve hikayelerde belirgin bir biçimde öne çıkması. Arkadaşlar size temaları saymıştım. Hatırlıyor musunuz? Temalarda böyle bir şey var mıydı? Daha çok o milli mücadelenin bıraktığı izler ve toplumsal konular üzerinde duruluyordu değil mi? Bunu niye bıraktım? Tiyatroyu işlemediğim için bıraktım arkadaşlar. Ama hemen şöyle tiyatro üzerinde de kısaca durayım. Evet, tiyatrolar dil yönünden milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren dönemde dil yönünden ihmal edilmiştir. Fakat teknik açıdan son derece güzel ve sahnelenmeye uygun eserlerdir arkadaşlar. O yüzden bunu da çiziyorum. Benim doğru cevabım tabii ki ne oluyor arkadaşlar? Adana oluyor. Aşk değil, daha çok toplumsal konuların yer aldığını söylemem mümkün. Evet, hemen devam ediyorum sevgili arkadaşlar bir diğer isminle. Burada bir soru daha var arkadaşlar. Geçiyorum, onu size bırakıyorum. Hemen kadın yazarımız Halide Edip Adıvar'a geliyorum. Benim de tabii ki şu an feminist duygularım ön planda. Kadın yazarları anlatırken kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Evet, gelelim Halide Edip Adıvar'a sevgili arkadaşlar. Halide Edip Adıvar'ı aslında tarih derslerinden de edebiyat derslerinden de çok iyi hatırlıyorsunuz. Çünkü kendisi milli mücadeleye destek vermiş. Hatta bu dönemde Atatürk'ün en büyük yardımcılarından bir tanesi olmuştur. Konu içinde devam edeceğim. Evet, yazı hayatına Halide Salih imzasıyla başlıyor arkadaşlar. Bazı yazarlar yazdıklarının beğenilmeme korkusunu taşırlar ve bu yüzden kendi isimleri yerine takma isimlerle çeşitli dergi ve gazetelerde önce böyle bir yazılar yazıp biraz meşhur olup sonra kendi isimlerini kullanmayı severler sevgili arkadaşlar. Kendisi sade bir dille oluşturuyor eserlerini. Reşat Nuri'de söylediğim gözlem gücü ve Anadolu'yu karış karış gezme durumu arkadaşlar Halide Edip Adıvar'da da söz konusu. Sade bir dille karşımıza çıkıyor. Fakat az önce söyledim ya birkaç isim de söyleyeceğim diye. Yazarın kelimeleri ve dili kullanış şekli son derece savruktur arkadaşlar. Halide Edip'in romanlarının en kusurlu yanı burasıdır. Çünkü kendisi dil kurallarına, sizin de bildiğiniz üzere yazım kurallarına çok fazla dikkat etmez ve cümleleri genellikle devrik cümleler kurmayı tercih eder sevgili arkadaşlar. Onun da eserlerinde tıpkı Reşat Nuri gibi kuvvetli bir gözlem gücünü, kahramanlarının psikolojik analizlerini, tahlillerini ve betimlemelerini sıklıkla görmek mümkün ve bu konularda da son derece başarılıdır sevgili arkadaşlar. Hem mekan betimlemelerinde hem de psikolojik betimlemelerde son derece başarılıdır. Ama az önce de söylediğim gibi eserleri dil ve üslup yönünden dağınıktır sevgili arkadaşlar. Romanlarında mekan olarak genellikle İstanbul'u tercih ettiğini söylemem mümkün arkadaşlar. Fakat onun Kurtuluş Savaşı'nı ele aldığı romanlarında mekan tamamen Anadolu'dur. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerini savunmuş, daha sonra hatta Turancılık fikrini de savunmuş ve özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı kışkırtıcı, galeyana getirici konuşmalarla halkın milli mücadeleye katılmasını teşvik etmiş önemli isimlerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Ve roman kahramanları genellikle idealize edilmiştir. İdealize edilmek ne demek? Arkadaşlar,
arkadaşlar, Hande Edip Adıvar romanlarında genellikle kadın kahramanları kullanmayı sever ve idealize edilmiş kadın kahramanlar. Yani kendi hayalinde, toplumda olması gereken, hani o ideal kadın diyoruz ya ya da ideal erkek diyoruz ya arkadaşlar, işte ne yapar? Genel olarak idealize edilmiş bu kadınları ve toplumun kurtuluşu olarak gördüğü çocukları işlemeyi çok çok sever. Bu da önemli bir ayrıntıdır sevgili arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi kahramanlarını çeşitli ayrıntılarıyla vermeyi sever. Hem psikolojik özellikleriyle hem bedensel özellikleriyle birlikte vermeyi çok seviyor. Şimdi Hande Edip'in eserlerine baktığımızda arkadaşlar birinci dönem ve ikinci dönem olarak ayırmam mümkün. Çünkü daha çok ilk dönem eserlerinde kadınları işliyor, bireysel konuları, aşkı ve kadın psikolojisini işleyen romanlar yazdığını görüyorum. Fakat daha sonraki döneminde özellikle Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonucunda ortaya çıkan yurt gerçekleri üzerinde duruyor. Özellikle Himmet Çocuk isimli bir hikayesi var sevgili arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun küçük köy ve kasaba annesiz babasız kalan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Lütfen bunu okuyun. Son derece gerçekten içinde güzel mesajlar barındıran bir hikaye. Kısa da bir eser. Mutlaka bulursanız internetten ve benzeri bir yerden okuyun derim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar hemen. Şimdi eserlerine bakalım hemen. Şimdi Hande Edip Adıvar için burada yazmayan bir şey daha söylemek istiyorum. Hande Edip Adıvar eserlerinde Doğu-Batı sentezini kullanmayı çok seviyor arkadaşlar. Yani ne demek? Doğu'nun idealize edilmiş tipiyle Batı'nın idealize edilmiş tipini, aslında birbirine iki zıt kavramı alıp birleştirmeyi ve bunların birleşiminden doğan eserleri işlemeyi seviyor. Özellikle Sinekli Bakkal romanında Rabia isimli daha dini bütün bir kızla Peregrin isimli bir papazı evlendirmiş ve bunların sonucunda doğan çocuğu da, yani o Doğu Batı sentezini de Tatarcık isimli romanında işlemiş. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi, cebinizde dursun, bir sonraki sene lazım olacak. Şimdi gelelim eserlerine. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, az önce bahsettiğim Sinekli Bakkal, Handan, Yeni Turan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu, Tatarcık, Burada Yok Ama Yol, Palas Cinayeti, Döner Ayna, bunlar bilmeniz gereken arkadaşlar romanlarıdır. Gelelim hikayelerine. İki tane hikayesini bilmenizi istiyorum. Dağ Çıkan Kurt ve Harap Mabetler, bunlar yeterli olacaktır. İki tane tiyatrosu var, yine son derece önemli. Test kitaplarında sıklıkla karşınıza çıkıyor. Maske ve Ruh ve tabii ki Kenan Çobanları sevgili arkadaşlar. Şimdi roman türünün dediğim gibi 9 ve 10. sınıfta işlediğinizde biliyorsunuz. Bazı romanlar özellikle günlüklerden, bazı romanlar da arkadaşlar anılardan kaleme alınmıştı. İşte Hande Edip Adıvar'ın iki tane anı roman şeklinde eseri var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Mor Salkımlı Ev, diğeri de Türk'ün Ateşli İmtihanı. Aslında burada bahsettiğimiz eserlerin tamamı Türk edebiyatını ve Türklük dünyasını olabildiğince güzel yansıtan eserlerdir. Özellikle Reşat Nuri'de saydığım ve burada saydığım eserlere ben şu geniş zamanınızın olduğu dönemde mutlaka okumanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hem kendinizi geliştirirsiniz hem de biliyorsunuz bir sonraki sene Türkçe'de TYT'de paragraf belasıyla mücadele edeceksiniz arkadaşlar. O yüzden hem sizin okuma kültürünüzü geliştirecek hem de kelime hazinenizi geliştirmeye yardımcı olacaktır diyorum ve devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Geldim benim de çok sevdiğim isimlerden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na. Evet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu arkadaşlar sanat hayatına Fecrati ile birlikte başlamış. Fecrati'yi az önce de söyledim. Sanat şahsi ve muhterem bir ilkesiyle hareket eden, son derece ağır ve sanatlı bir dille edebiyat oluşturulması gerektiğini düşünen bir topluluk. Zaten çok fazla edebiyat dünyasında barınmıyorlar. 2-3 yıllık bir topluluk. Milli edebiyatın ortaya çıkmasıyla birlikte tamamen dağılıyorlar. Yakup Kadri de önce sanat hayatına Fecrati'de başlıyor. Fakat bu topluluğun ona göre olmadığını düşünüyor arkadaşlar. Daha sonrasında Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin'in başlattığı milli edebiyat hareketine katılıyor ve sanat hayatının neredeyse büyük çoğunluğunu milli edebiyatta ve daha sonrasında da Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren topluluk içinde devam ettiriyor. Evet, kendisine bir bakalım arkadaşlar. Kendisi Kahire doğumlu. Çok fazla bunu bilmenize gerek yok ama yine üzerinde duralım. Ekstra bilgi olsun. Belki sorularda anahtar yakalarız. Kendisi Kahire doğumlu. Küçük yaşta geldiği Manisa'da Anadolu ile tanışmış ve daha sonra Anadolu'yu arkadaşlar karış karış gezmiş bir isimdir. Fransızca biliyor ve özellikle Fransız yazarlardan etkileniyor arkadaşlar. Burada da az önce benim bahsettiğim gibi 2. Meşrutiyet'ten sonra Fecrati topluluğuna katıldığını söylemiş ve Fecrati'nin bağlı olduğu sanat sanat içindir anlayışını terk edip milli edebiyat dönemine geldiğini söylemiş.
Evet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Şu cümle önemli bir cümle arkadaşlar. Çöküş dönemi romancısıdır. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Yakup Kadri Karaosmanoğlu kendi hayatında da kötümser bir insan. Nasıl Reşat Nuri için birçok şeyi iyimser bir anlayışla yansıtıyor dediysem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu için de tam tersi kötümser bir anlayış olduğunu söyleyeceğim. Adam bizim ırmak roman ya da nehir roman dediğimiz roman tarzını çok seviyor. Nedir? Yani bir dönemden başlıyor, sonraki dönemleri de işleyerek toplumsal çöküntüleri, ahlaki bozuklukları ne yapıyor arkadaşlar? Eserlerinde işliyor. Özellikle Kiralık Konak isimli romanında dönemler arasındaki ahlaki yozlaşmaları, o aile bağlarının nasıl yıprandığını, özellikle batılılaşmanın getirdiği bazı unsurları yanlış yorumlayarak kendi ahlaki yapımızı çökerttiğimizi anlatan romanlar yazmasına da sebep oluyor bu durum kendisine. Evet, diyor ki Osmanlı Devleti'ni oluşturan bir kurumun yozlaşmasını ele alır. Evet, az önce de söyledim. Özellikle ahlaki yozlaşmaları işlemeyi çok seviyor. Gerek romanlarında gerekse yazmış olduğu küçük hikayelerinde az önce de söylediğim gibi hayata bakış açısı tamamen trajiktir. Yani biraz acıklıdır arkadaşlar. Burada da benim söylediğimi söylemiş. İlk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumun en küçük birimi olan ailenin çöküşünü, ailenin ahlaki çöküntülerini anlatıyor ve içinde 3 nesli barındıran bir konaktan bahsediyor. Niye bunun üstünde bu kadar duruyorum biliyor musunuz arkadaşlar? ÖSYM'nin soru tarzında şu da var. Bir romanın konusunu veriyor, kahramanların da bahsetmiyor. Şöyle şöyle işte şu konuyu anlatıyor, bu konuyu anlatıyor. Bu roman hangisidir diyor. Ve özellikle Yakup Kadri'nin bu romanını bu şekilde sormayı çokça seviyorlar. Özellikle altını çizin sevgili arkadaşlar. Hande Edip için söyledim, dili biraz özensiz kullanıyor diye. Yakup Kadri için de aynı şeyi söylemem mümkün arkadaşlar. Eserleri teknik bakımdan başarılı olabilir ama dili kullanmakta son derece savruk isimlerden bir tanesi. Evet, gelelim eserlerine. Burada romanlarını almış sadece arkadaşlar. Hemen romanlarına bakalım. Kiralık Konak, Nur Baba, Sodom ve Gomorre, Yaban, Hüküm Gecesi ve Ankara isimli romanlarını almış sevgili arkadaşlar. Ben biraz romanların üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Yaban romanından bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar size. Hepiniz biliyorsunuz ki Yaban romanı Türk Edebiyatı'nda yazılmış tezli romanlardan bir tanesi. Peki hocam tezli roman ne demek, biraz açabilir misiniz? Arkadaşlar bir konuyu, bir düşünceyi savunmak için yazılmış romanlara biz ne diyoruz? Tezli romanlar diyoruz. İşte Yaban romanı Yakup Kadri'nin özellikle Cumhuriyet döneminde halk aydın arasındaki çatışmayı yansıttığı en önemli eserlerinden bir tanesidir. Mutlaka bilmenizi istiyorum. Çok da fazla soruluyor. Sevgili arkadaşlar, bu romanın kahramanı Ahmet, yazamıyorum, Celal'dir. Evet, Ahmet Celal'in niye üstünde durdum? Çünkü Halis Ziya'nın yazmış olduğu Mavi ve Siyah isimli romandaki Ahmet Cemil'le çok karıştırılıyor. Özellikle yazdım sevgili arkadaşlar. Yaban'daki kahramanım Ahmet Celal, mutlaka bilmenizi istiyorum. Sodom ve Gomorre isimli roman. Arkadaşlar Sodom ve Gomorre, mitoloji bilginiz varsa eğer, lanetlenmiş iki tane şehirdir. Ve hani bu adam ahlaki çöküntüleri, yozlaşmaları anlatıyordu ya arkadaşlar. Burada da iki tane lanetli şehir üzerinden arkadaşlar Türk toplumundaki ahlaki çöküntüleri ve yozlaşmayı anlatıyor. Kiralık Konak'tan bahsettim. Ben biraz da Ankara üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Ankara romanı ütopik bir romandır. Aslında Kurtuluş Savaşı öncesi Ankara, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği